Önce AKP milletvekili gündem dışı konuşmasında Sayın Öz Erzurum Kongresi'nden bahsetti. Evet, önemli bir kongre ama keşke Erzurum Kongresi'nin 1. Meclis'in ve 21 Anayasası'nın muhtevasına gerçekten vakıf olunabilse. Bugün yaşadığımız birçok sorunun çözümü belki o hafızada saklı olabilir ama bunları yok sayan bir yerden bu kongreyi ele almak da kongreye yapılmış büyük bir haksızlıktır diye düşünüyorum. İki bakanın istifası söz konusu. Biraz sonra yeni bakanların burada yemin törenine tanıklık edeceğiz. %38 elektrik zammı yapıp asgari ücrete yüksek diyen bakandan istifa başlar diye bekledik. Ama maalesef farklı iki bakanın istifası söz konusu. Ama Sayın Şimşek merak etmesin, yakında onun da istifasını burada duyacağız. Emekçi düşmanı, sermaye dostu bir bakanın hayata geçirmiş olduğu icraatları kabul edilemez. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, biliyorsunuz bugün 2 Temmuz. 2 Temmuz 93'te Madımak'ta 33 canımız maalesef yakılarak can verdi. Onları yakanlar yargılanmadı. Çok küçük bir azınlık, çok küçük bir grup yargının önüne çıktı. 2 kişi tutuklandı. Onları da Cumhurbaşkanı affetti. Yani 33 insanın yanmasından mesul insanları affetti. Bu kadar hasta tutsak var. Evladına para yatırdı diye şu anda cezaevinde 80 yaşında anne var. Onu affetmek Cumhurbaşkanı aklına gelmedi. 33 insanı yakanları affetti. Ve insanlığa karşı işlenmiş bu suç 14 Eylül 2023'te insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz, zaman aşımına uğradı. Yaşar Kemal'in bir sözü var. Diyor ki Madımak katliamından sonra utancımızdan başka neyimiz kaldı? Evet, bu utanç, bu katliamların utancı bu ülkenin üzerindedir. Bu utançtan kurtulmanın, bu utançlardan kurtulmanın yegane yolu hakikatle yüzleşmektir. Bu sorumluların ve bu sorumluların arkasındakilerin yargılanmasından geçmektedir bu utançtan kurtulmanın yolu. Aksi halde bu utançla yaşamaya, bu acılarla yaşamaya devam edeceğiz. Tıpkı Çorum'da olduğu gibi, tıpkı Maraş'ta olduğu gibi Alevi düşmanlığının, Alevi toplumuna karşı bu düşmanlığın son bulmasının yegane yolu bu katliamlarla, bu suçlarla yüzleşmek ve bunların faillerinin yargılanmasından, gerçek anlamda yargılanmasından geçiyor. Bakın, sadece bu olaylara bakmak da yetmez. Bu tip olaylara, bu vakalara karşı gerekli yaptırımların hayata geçmediği yerde Kayseri'deki olayı yaşarsınız. Reyhanlı'daki olayı yaşarsınız. Çünkü bu bir kültürdür. Bu zihniyet devletin, iktidarların aslında bu anlayışa karşı çıkmamasından besleniyor. Bugün mülteci düşmanlığı aynı Alevi toplumuna karşı gerçekleşen düşmanlıkla aynı yerden besleniyor. Mültecilerin sorunları mülteciler eliyle yaratılmamıştır. Mültecilerin bugünkü sorunlarının nedeni iktidarın Suriye politikasıdır. Dış politikasındaki aksaklıklardır, hatalardır, yanlışlardır. Bu hataları hatayla örtemezsiniz, bu yanlışları yanlışlarla gideremezsiniz. Yapılacak yegane şey ki Suriye meselesinde bugün yeniden meseleyi önümüze aldığımızda ısrarla söylüyoruz. Kürt meselesinin çözümünden geçer. Bugünkü mülteci sorunun çözümü de Kürt meselesinin çözümünden geçer. Rojava'da, orada bugün var olan refah, huzura karşı harekete geçmekten değil, tam tersine oradaki refah, huzuru Suriye'ye yaymaktan geçer. Dolayısıyla da bugün Kürt sorunu varsa aslında bu ülkede birçok sorunun kaynağıdır. Bu sorunların kaynağını işte Erzurum Kongresi diyorsanız orada Kürt ve Türk halklarının ortak iradesinden söz etmeniz gerekiyor. 20 meclisinden bahsediyorsanız orada Kürdistan vekillerinin ve Türkiye vekillerinin bir arada olan iradesinden bahsetmeniz gerekiyor. 21 Anayasası diyorsanız işte tam da bir arada yaşama iradesinden bahsetmeniz gerekiyor. Bunları görmezden gelerek tekçi anlayışla, ırkçı anlayışla ayakta durmak demek işte bu güruhlara yol vermek demektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şu anda Ankara'da bir dava var. Sinan Ateş davası. Hunharca katledilmiş bir insan. Bir torbacıya katledilmiş bir insan. Dava sürecek. Umarız gerçek anlamda failleri yargılanır ve gerekli cezayı alır. Arkasındaki güçler de yargılanır. Ama burada ilginç bir şey Sayın Temelli, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Azmettiricisi, cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep ifadesinde dedi ki biz devlete hizmet ediyoruz. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ni bastık, 10 kişiyi vurduk. Gezi'yi bastık, insanları vurduk. Ferit Gedi'yi öldürdük. İtiraf etti. Bu itiraflarından sonra yargıç döndü, ne dedi biliyor musunuz? Sen deminden beri ne anlatıyorsun? Vaktimizi boşa harcıyorsun. Bunlar bizi ilgilendirmez dedi. Ya sayın yargıç, sayın savcı, bunlar sizi ilgilendirmeyecek, ne ilgilendirecek? Sizin işiniz ne? Evet, burada itiraflar var. Dolayısıyla bu itiraf aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu tür organize suçların arkasında çalışan zihniyeti, aklı gösteriyor. Hatırlarsınız, dönemin İçişleri Bakanı demişti ki bir tuğla çeksem duvar yıkılır. Ya duvarınız bir tuğlaya bağlıysa. Sayın Temelli, lütfen tamamlayın. Bu duvar bu kadar çürümüşse ve bu duvarı çetelerle, mafyayla ayakta tutuyorsanız bırakın bu duvar yıkılsın, altında da siz kalın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada her konuşmamızda cezaevlerinden bahsediyoruz. Artık cezaevi demeye dilimiz varmıyor. Çünkü artık ölüm evi. Evet, bildiğiniz ölüm evi olmuş durumda. En son Şefik Esen'i kaybettik. Şefik Esen 36 yaşında bir genç. Tutsak Afyon Bolvedin cezaevinde hasta, daha sonra Eskişehir'e naklediliyor. 40 gün boyunca tedavi görüyor fakat kurtarılamıyor. Çok daha önce cezaevinden hasta tutsak olduğu için çıkmalı ve tedavi görmeliydi. Şefik Esen'in kurtulmasının yegane yolu bu tedaviydi. Fakat hapishanede kalabilir raporu nedeniyle bir türlü tahliyesi gerçekleşmedi. En sonunda öldü. Sayın Temelli, son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Ölmekle de kalmadı. Cenazesine yönelik oradaki uygulama bütün vicdan sahibi insanların yüreğini kanattı. Evet, o halde bir cenaze nakli gerçekleşti ki bu kabul edilemez. Ya diriye saygınız yok, ölüye saygınız yok. Çıkın deyin ki biz neye saygı duyuyorsak söyleyin, biz de bunu bilelim. Bu insanların, cezaevindeki insanların aslında tutsaklığı, cezaevindeki mahkumiyetleri devletin koruması altındadır. Onların sağlık durumu devletin sorumluluğu altındadır. Devlet bu sorumluluğu yerine getirmeyecekse neyi yerine getirecek? Dolayısıyla hasta tutsaklar ölmeye devam ediyor. Bakın, 2018 yılından bugüne tam 6 yılda 2258 kişi öldü. 2258 kişi. Sayın Temelli, teşekkür için açıyorum, lütfen tamamlayın. 2258 kişi öldü. 2 dakika vaktinizi buna ayırmadınız. Burada defalarca gündeme getirmemize rağmen, araştırma önergesi vermemize rağmen bu konuyu ciddiye asla almadınız. Hasta tutsaklar sorunu çok önemli bir sorundur. Türkiye'nin belki de en önemli sorunlarından biridir. Bir an önce hasta tutsaklar konusunda Adalet Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.